Üzülerek anlatıyorum bunu ama önümüzdeki günlerde Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'da durum daha da ağırlaşacak. Yine geçen yılki tabloyla karşılaşacağız. Ben de sıradan bir insan olarak şunu soruyorum. Diyorum ki madem bu kadar önlem aldınız, kapanmalar, aşılanmalar ve daha pek çok önlem. Neden başa dönüyoruz? Bu sıvılar bu işi hani bitiriyordu? İnsanların psikolojileri bozuldu, ekonomileri bozuldu, sosyolojileri bozuldu, alışkanlıkları bozuldu, her şey bozuldu. Neden? İnsanlar uçağa bindirilmedi, insanlar evinden çıkamadı, insanlar oraya gidemedi, buraya gidemedi, yok bilmem ne kodu dendi. O zaman ben de soruyorum. Neden başa dönüyoruz? Alınan bu tedbirler neden insanlara bir fayda sağlamadı? Neden? Almanya'da günlük rakamlar bugün 50 bine ulaşıyorsa Merkel'in başarılı olduğunu, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın başarılı olduğunu söylemek doğru değil arkadaşlar. Değil. Niye başa dönüyor kardeşim o zaman? Ortada bir hata var demektir. 25 milyon insandan bahsediyoruz. Bu insanlar neden vurdurmuyor? Bu insanların kapısını hiç kimse çaldı mı kardeşim? Sen neden vurdurmuyorsun dedi mi? Ne oluyor arkadaşlar? Tablo yine aynı. Şimdi insanlar alıştığı için bu olaya, bu koronaya geçen yılki kadar tepki göstermiyorlar. Ama ben de soruyorum nereye kadar ve ne zamana kadar? Arkadaşlar, ne oluyor? Bir oyun mu oynanıyor? Perde arkasında bir şeyler mi saklanıyor? Rakamlar bu kadar hızlı bir şekilde artıyor ama bu bilim insanlarımız, siyasetçilerimiz ne yapıyorlar diye soruyorum ben. Bu nedir arkadaşlar? Bu daha ne kadar sürecek? Sıvı dediler insanlar, milyonlarca insan sıvıları vurdurdu. Şimdi yeniden başa dönülüyor. Ben daha önce açıklamıştım. Bu sıvıyı vurdurmayanları günah keçisi ilan edecekler demiştim. İşte buyurun. İlan ettiler bile. Avusturya karar aldı. Aşı yaptırmayanları sokağa çıkarmıyor. İşte niye çıkarmıyor? Günah keçisi sensin diyor. Hani zorlama yoktu? Hani zorunlu değildi? Hani insanlar ister olur ister olmazdı? Avusturya'da alınan bu karar ya da başka bir ülkede alınacak olan benzer kararlar insan haklarına, hukuka uygun mu diye soruyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bakın oyun büyük, salgın büyük olan hastalananlara, hayatını kaybedenlere, yakınlarına oluyor arkadaşlar. Birileri izliyor. Tablo gerçekten çok çok üzücü. Önümüzdeki günlerde hani gerçekleri bilmek gerekiyor arkadaş. Bu felaket tellallığı falan değil. Gerçekleri bilip ona göre hazırlıklı olmak, önlemi almak gerekiyor. Bunun için anlatıyorum ben zaten bunları. Merkel çıkmış, halka yalvarıyor arkadaşlar. Almanya Başbakanı yalvarıyor. E biz anlattık kardeşim, dedik ki siz bu krizi yönetemiyorsunuz. İnsanlar size güvenmiyor ve güvenmediği için de bu sıvıları vurdurmuyor dedik. İnsanlar sokaklara döküldüler. Berlin'de, Hamburg'da, Frankfurt'ta, Köln'de bu alınan tedbirleri protesto ettiler. Sadece Almanya değil, tüm Avrupa'da. Hiç kimse bu insanları çağırıp sormadı. Kardeşim sen ne istiyorsun diye bir kişi karşısına alıp konuşmadı arkadaşlar. Tablo bu. Bundan sonra bakalım neler olacak. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Söylemek istediklerinizi lütfen yorum bölümüne yazın. Ben biliyorsunuz bunların hepsini tek tek okuyorum. Sizlerden bir diğer önemli ricam ise daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka bu videolarımızı beğenmenizi, like atmanızı ve mutlaka kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.
Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da alarm durumu söz konusu. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı ortak bir basın toplantısı düzenledi ve tabloyu çok çok ağır olarak nitelendirdi. Eğer önlem alınmazsa Aralık ayında özellikle vaka sayısının mevcut durumdan iki katına çıkacağını, yani yaklaşık günlük vaka sayısının 100 bine ulaşacağını söyledi. Yine Federal Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada durum çok ciddi, bunu ciddiye almamızı tavsiye ediyorum dedi. Bavyera ve Thüringen eyaletlerindeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde kapasitenin sonuna gelindiğini ifade eden Sağlık Bakanı, yoğun bakımlardaki kapasitelerin aşılmasını engellemeye çalıştıklarını da ifade etti. Salgındaki bu gelişmeleri kırmak için gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini belirten Federal Sağlık Bakanı Spahn, aksi takdirde acı bir Aralık ayı olacak değerlendirmesini yaptı. Spahn, önlemlerin sıkılaştırılmasını isteyerek kamuya açık etkinliklere 2G Plus olarak adlandırılan sadece aşı olanların ve COVID-19'u geçirip iyileşenlerin negatif test sonucuyla girmesini istedi. Spahn, salgınla mücadelede COVID-19 hızlı antijen testlerinin yeniden ücretsiz olacağını da açıkladı. Bakan, salgınla mücadelede ülke genelinde ortak önlemlerin alınması konusunda gelecek hafta Başbakan Angela Merkel'in eyaletlerin başbakanlarıyla yapacağı toplantının çok çok önemli olduğunu da ifade etti. Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı ise herkesi aşı olmaya davet ediyorum dedi. Başkan, büyük çaplı etkinliklerde kişi sayısının azaltılmasını veya bu etkinliklerin yasaklanmasını öneriyorum dedi. Değerli izleyicilerimiz, bu açıklamayı yapan Federal Sağlık Bakanı bundan birkaç ay önce bu testlerin, korona testlerinin paralı olması gerektiğini söyleyen insan. Bu insan, artık önlemleri gevşetebiliriz diyen insan. Bu insan, artık her şey kontrol altına alındı diyen insan. Bu insan, arkamda görmüş olduğunuz Federal Sağlık Bakanı, şimdi bugün açıklama yapıyor ve diyor ki aşı olmayanlar hiçbir yere alınmamalı, sertifika istenmeli, testleri ücretsiz hale getiriyoruz diyor. Ve yine tablo daha da ağırlaşacak diyor. Şimdi Federal Sağlık Bakanı bundan sadece birkaç ay öncesinde ne diyordu? Artık tamam, bu işi bitirdik diyordu. Arkadaşlar, şimdi ben size soruyorum. Almanya'da 25 milyon insan aşı olmadı. Şu anda resmi rakamlar bunlar. Peki, bu insanlar olmuyorlar. Zorunluluk var mı? Hayır, yok. Kimsenin kolundan tutup iğneyi batıracak halin yok. Peki, sen bir sağlık bakanı olarak, bu krizi yönetmeye çalışan kişi olarak 2-3 ay içerisinde neden başka bir açıklama yapıyorsun? Bu 25 milyon kişi belli ki sana inanmıyor. Olmak istemiyor. Ne olacak peki? Başka bir alternatifiniz var mı? Diyelim ki yarın sabahta 25 milyon kişi bu aşıyı vurdurdu. Bunun garantisi var mı? Bundan sonra korona Almanya'da bitecek. Bunun garantisi var mı? Yani nüfusun %100'ü aşılandı. Artık korona morona yok arkadaşlar. Bu Sağlık Bakanı bunun garantisini veriyor mu? Ben soruyorum bir gazeteci olarak size, diyorum ki bu Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalara inanıyor musunuz? Sakın beni yanlış anlamayın. Ben aşı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben sadece bir gazeteci olarak durumu değerlendiriyorum. 3 ay önce söylediklerini de biliyorum bunun. Almanya Sağlık Bakanı'nın. 1 yıl önce söylediklerini de çok iyi biliyorum. Şimdi söylediklerini de çok iyi biliyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Şimdi tablo o kadar ağır ki, yoğun bakımlar dolacak diyor. Doktorlar yetersiz kalacak diyor. Hemşireler yetersiz kalacak diyor. Sen ne iş yapıyorsun demezler mi adama? Madem
Şu anda günlük vaka sayıları yaklaşık 50 bin. 2 hafta sonra bu rakam yaklaşık 100 bine çıkacak. Kendisi açıklıyor bunu arkadaşlar. Sağlık Bakanı açıklıyor. O zaman bulmuş olduğunuz bu sıvılarla ilgili nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? 25 milyon insanın hadi 5 milyonunu daha ikna ettiniz. Geriye kaldı 20 milyon. Bu 20 milyonu da günah keçisi ilan edecekler. Zaten ettiler. Diyecekler ki baş sorumlu bunlar diyecekler. Olmuyor. Adam olmuyor. Senin B planın ne? C planın ne? Sürekli ekranlara çıkıp evet arkadaşlar bu sıvıları vurdurmak zorundayız. Yoksa vaka sayıları patlıyor. Başka bir açıklama yapıyorsan yap kardeşim. Millet bıktı artık sizden. Bıktı. Dün başka bir şey söylüyorsunuz. Bugün başka bir şey söylüyorsunuz. Bu sözüm tüm siyasetçilere. Ya milleti oyuncak yaptınız ya. Psikolojilerini bozdunuz. Akşam başka bir şey, sabah başka bir şey. Böyle bir açıklama, böyle bir bakanlık, böyle bir kriz yönetimi olabilir mi arkadaşlar? Ya ben de artık buraya geldim. Ben de çok hoşnut değilim arkadaşlar bu haberleri size vermekten. Bu nedir ya? Çıkmış şimdi de diyor ki testler bedava olsun. 3 gün önce parayla yapılsın diyordun. Artık hiçbir tedbire gerek yok diyordun. Madem bu noktaya gelecekti, vaka sayıları artacaktı. Niye kaldırdınız kardeşim? Aç kapa oyunu mu oynuyorsunuz? Neden? Neden arkadaşlar? Aç kapa mı bu? Ne bu? Ya insanları gerçekten psikolojik olarak çok büyük bir sıkıntının içerisine soktunuz. Alman medyasına bakıyorum. Bir tek satır haber yok. Bu adamın 3 gün önce söyledikleriyle ilgili bir tek kelime yok arkadaşlar. Uyutuyorlar. Milleti uyutuyorlar kardeşim. Bunu söylerken tekrar ediyorum. Sakın benim sıvı karşıtlığı falan öyle bir durumum yok. Ben soruyorum ne zamana kadar? Doktorunuza danışın, hekimlerinize danışın, o yönde kararlar alın. Ben bilim insanı değilim, ben gazeteciyim. Durumu tahlil ediyorum, haberleri yorumluyorum sizler için. Ama arkadaşlar bizim de bir sabrımız var. Nedir bu rezillik ya? Günlük vaka sayısı 50 binlere geldi. Hadi buyurun çıkın içerisinden çıkabiliyorsanız. Yarın 100 bin olacak. Arkadaşlar sıvılar bitti mi? Yok. Arkadaşlar testler bitti mi? Yok. Yine aynı. Her şey başa döndü arkadaşlar. Bu neydi kardeşim? Bugüne kadar bu almış olduğunuz bu önlemler ne içindi o zaman? İnsanları ikna edemiyorsunuz çünkü size inanmıyorlar. Çünkü krizi doğru düzgün bir şekilde yönetemediniz. Merkel sınıfta kaldı. Vatandaş ekonomik olarak büyük bir sıkıntının içerisine girdi bu koronavirüs döneminde. Her şeyin fiyatı 2-3 kat arttı. Sosyal yardımlar yerinde sayıyor, emekli maaşı yerinde sayıyor, çalışanların maaşı yerinde sayıyor ama hayat pahalı bir şekilde devam ediyor. Zamlar gelmeye devam ediyor. Şimdi ben de soruyorum kardeşim nedir bu? Ne oluyor? Yani çıkmış Federal Sağlık Bakanı biz diyor tedbirleri yeniden getiriyoruz diyor. Tamam getir kardeşim getir de. 3-5 ay sonra yeniden bu tedbirleri biz kaldırıyoruz diyeceksin. Sonra bir daha tedbirleri getiriyoruz diyeceksin. Çözüm ne kardeşim? Net kalıcı çözümle vatandaşın karşısına çıkmak zorundasınız. Bu nedir ya? Bu nedir? Nereye kadar, ne zamana kadar arkadaşlar? Böyle bir tablo olabilir mi? Ya insanlık bu adamların elinde, bu insanların elinde oyuncak olmuş. İnsan sağlığı gibi kutsal ve çok çok önemli bir konu bu insanların elinde birer oyuncağa çevrilmiş vaziyette. Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Ya ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum lütfen. Videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizlerden hasreten bunu rica ediyorum. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bu işin sonunu ne zaman görüyorsunuz? Ne zaman bitecek? Ben açıklayayım bak. Benim fikrimi ben söylüyorum. Lütfen siz de fikrinizi yazın. Ben diyorum ki bu sıvılar bittiği zaman ve bu testler bittiği zaman koronavirüs de bitecek arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bak tekrar ediyorum. Bu sıvılar bittiği zaman
Ve bu testler bittiği zaman peki ne zaman bitecek? Mezarda bitecek arkadaşlar. Tablo bu. Nedir ya? Nedir kardeşim, insanlığı oyuncak haline getirmişsiniz. Krizi yönetmekten acizsiniz. Nerede kardeşim başarı? Başarı falan yok şu anda Almanya'da. Merkel sınıfta kaldı. Ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Vaka sayıları bir yılın ardından yine aynı seviyeye geldiyse bunda evet bu insanlar başarılı oldu diyebilir misiniz? Ben bilim insanlarına bir şey demiyorum. Ama bu siyasetçiler başarısız. İnsanları adeta maymuna çevirdiler. Bir gün öyle, bir gün böyle. Bir gün öyle, bir gün böyle. Ya bu Federal Sağlık Bakanlığı'nın durumu nedir arkadaşlar ya? Bunun bu hali nedir arkadaşlar ya? Allah aşkına ya, ne düşünüyorsunuz bu Federal Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu açıklamayla ilgili ya? Çıkın iki satır yazın ya. Nedir bu ya? Bu Sağlık Bakanı şimdi de çıkmış diyor ki hemen çok acil bir şekilde herkesin aşılanması gerekiyor. Tamam, aşılandılar. Şunu söylüyor, diyor ki bedava olacak diyor bu testler. E madem öyle niye yok paralı yaptın da şimdi bedava yapıyorsun? Neden? Merak ediyorum, neden? Bir gazeteci olarak soruyorum sana. Neden? Böyle bir şey olabilir mi ya? Aç kapa. Kaldırdık diyor, tedbirleri yok diyor, bugün getirdik diyor. E kardeşim madem öyle kaldırmasaydın, sıfırlasaydın vaka sayısını, herkes zaten o yola girmişti, idare ederdi herkes. Sabırla beklerdi. E kardeşim şimdi millete birazcık hani böyle bir ağzına bal çalıyorsunuz, tamam hallettik diyorsunuz. E 2 ay geçiyor, 2 ay sonra yine patlıyor her şey. Değerli izleyicilerim lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Bunun yanı sıra benim sizlerden ricam, hasreten ricam, daha fazla insana ulaşabilmemiz için bu yayınlarımızı beğenmenizi, like atmanızı ve mutlaka kanalımıza da abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.